Merhaba arkadaşlar, ben Ayşe Melek. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu şekilde bugün bütün kırtasiye malzemelerimi sizlere göstereceğim. Evet, böyle. Bunlar devletin verdiği kaynak kitaplar. Bir sürü kaynak kitaplar verdiler. Bu şekilde bu beceri temelleri bir. Bu da ne? Okuma becerileri kitabı şu şekilde. Beceri temelleri bir bu. Şurada. Beceri temelleri 2 var. Bu yeni verildi. Biraz geç oldu ama şöyle çalışma soruları var tüm dersler. Bunun içinde sorular sorular var. Çalışma kitabı. Şu şekilde içindekiler bölümü şöyle bulamıyorum. Bu şekilde. Çok sayfalı değil. Azar azar testler. Ödev veriyor öğretmenler bunlardan. Evet, bu şekilde. Ben birkaç tane çözmüştüm. Evet. Sonra neymiş bu? Kazanım testleri. Bu şekilde yeşil. Öğretmenler bize ödev verirken rengine göre yeşil kitap falan diyorlar mesela. Evet, birinci kitabımız. Fazla incecik, bunu hiç anlamıyorum. Bunlar zaten devletin verdiği kitaplar arkadaşlar. Şöyle din kültürü, biraz kirletmiş bir kitap içine. Fen bilgisi. Sonra matematik kitabımız. O bayağı en kalın neredeyse. Ve İngilizce'ye en sevdiğim. Türkçe. Ve favori dersim sosyal. İngilizce ve sosyal ve favori dersim. Evet arkadaşlar, bunlar da defterlerimiz. Şu şekilde bunlar resim defterlerim. Bir tane şöyle resim yazı defteri diyorum. Buna şarkı falan yazdırıyor öğretmen. Sonra bir eskiz defteri. Ben de bir tane böyle resim çizmiştim. Parayı veren düdüğü çalar. Mektuplası ile ilgili. Fıklamayı gayrı yükseliyor. Evet, dil kültür defterim en beğendiğim arkadaşlar. Favorim. Şu bir şey defteri değil, adam fazladan almış. Bilişim defteri. Şu müzik defteri. Arkadaşlar ben böyle beyaz etiket alıp böyle kenarlarında stikerlerim vardı, onlar yapıştırdım. Daha ucuz yani. Kar ediyoruz. Bu şekilde fen bilimleri defterim benim zaten. Sosyal. İngilizce. Hem dersini hem defterini çok seviyorum. Türkçe defterim. Ve en sevdiklerim arasındaki lamalı matematik defterim. Birini sticker set almıştı annem. Bu stickerler onlardan çok şeker. Böyle burada falan çıkmış. Bu da size videonun sonunda göstereceğim. Çok tatlılar. Şu gruplu olan. Çok şirin. Evet, şimdi resim malzemelerime geçtik. Buraları topladık böyle yer kaplaması diye elbette. Bu şekilde resim dosyanın üstünde Enjoy Every Moment yazıyor. Hayatı tadında yaşa. Evet, bu şekilde. Sonra bu şekilde kuru boya. Şöyle. Color line. Evet arkadaşlar, kuru boyayan bu şekilde. Bir teyzeden hediye gelmişti. Geçen seneden kalma. Bitmediği için kullanıyorum hala bu şekilde. Markası Colorline aslında. Bitik olanlar vardı. Faber-Castell'de karıştırdım. Evet, bu şekilde. Evet, şöyle pastel boyam var. Markası neymiş? Alpino. Evet, Alpino markası. Anasınıfını da kullanıyorduk biz bunu. Çok kaliteli, güzel bir marka. Bu şekilde kutusu çok kullanışlı. Şu şekilde içinde açacağı da var. Çıkmıyor. Evet, böyle takıp açıyorsun. Öyle bir şeydi galiba, hatırlamıyorum şu an. Bu şekilde. Evet. Sonra sulu boya setim. Bu şekilde 24'lü müydü? Evet, 24'lü. Bu şekilde renkleri var.
Evet, bu da Gülen teyzemden hediye gelmişti bu şekilde. 24'lü sulu boya. Bir fıçıları da var iki tane içinde. Bu çanta biraz sarsı ya, ama çok renkli, de çok güzel bordo, bu bordo. Evet, şuradaki çelik kalemim doğum günümde komşumuz hediye vermişti bu şekilde. Neymiş? Hokus pokus. Beyaz da var içinde. Beğeniyorum, çok güzel renkleri. Bu şekilde. Evet, şöyle fırçalarım. Bazıları eski, bazıları yeni aldık. Bu şekilde. Şu tağdayımdan kalma. Şu böyle su kabım. Arkadaşlar rengi çok şeker. Çok su yeşili gibi. Ben bunu çok beğeniyorum. Evet, şimdi kırtasiye malzemelerimize geçiyoruz. Evet, bunları unutmuşum. Bu şekilde coğrafya ve tarih atlası. Arkadaşlar bir tarih atlasına falan da ihtiyacımız oluyor işte ortaokula geçtiğimizde. Uygarlıklar falan, onları da öğreniyoruz. Bu şekilde resim dersi için el işi kağıdım. Böyle kaç renk? 10 renk galiba, gözükmüyor. Bu şekilde resim dosyalarım. Şunu her gün, pardon arkadaşlar, yanlış dedim. Ödev dosyası. Şunu her gün okula götürüyorum. Fotokopide verilmiyor da öylesine yanında tutuyorum. Bu da evde çözdüğüm testler için bu şekilde büyük boya. Daha çok resim dosyası gibi duruyor. Renginden, resimden dolayı falan. Evet. Resim dosyası. Evet arkadaşlar, bunlar böyle resim kalem. Kırtasiye malzemelerimi, özellikle şu kalemleri anlatmak istiyorum. Bunlar bu şekilde başlık kalemlerim. Bunlar annemin arkadaşım göndermişti bunları. Çok güzel. Başlık kalem olarak kullanıyorum bunları. Bundan başlamak istiyorum. Kalemlerin hepsini nasıl çizdiğini göstermek istiyorum arkadaşlar. O kadar güzel çiziyorlar ki. Şu lacivert. Bakın şu anda şey yazıyor. Dark blue, koyu mavi, lacivert yani. Evet, bu şekilde. Bu böyle lacivert yazıyor. Şu şeyi mavi, zaten dışı mavi, içi de mavi. Bu şekilde, bu daha kalın, birazcık daha kalın yazıyor. Şu yeşil. Şurası yeşil olduğu gibi içi de yeşil. Evet, bu şekilde. Çok tatlı, kirazlı, yaza uygun. Bu şekilde turuncu. Bunlar aslında normal tükenmez kalem olarak kullanılıyor. Ama ben başlık kalem olarak kullanıyorum. Çok. Evet, başka bir sete geçelim. Markası Pinko, Çin malı bu şekilde. Şöyle arkadaşlar, ben bu kutusunun çıtırtlı olmasını sevdim. Batlı kutular. Rımbandı, çocuğu kesiyor. Bu şekilde ben birkaç rengi göstereceğim. Şu şekilde pembe. Pembe gözüküyor ama mor yazıyor bu. Değişik. Açık mor yazıyor. Sonra bir turuncu. Sarıyı hiç göstermeyeyim. Sarı yazmıyor bile diyebiliriz. Çok açık. Turuncu. Evet. Arkadaşlar, bu kalemler neden bu kadar renkli falan diye sorarsanız, bunlar böyle önemli notlar alırken sizi motive etmek için çok güzel oluyor. Bir de defter süslerken kenar süslemeleri falan oluyor bazen. Onlar çok güzel oluyor. Ben bunun içinde siyah olmasını çok sevdim en çok. Çoğu tükenmez kalem setlerinde siyah olmuyor. Gerçi bunu göstermeye gerek yok. Siyah normal. Kahverengi, mavi. Şu yeşili göstereyim. Şu kapağın da gözükenden biraz farklı çünkü. Evet, su yeşili gibi. Lacivertimiz var. Şu yeşil kapağındaki gibi, göstermeye gerek yok. Aynı. Hepsini denedim ben önceden çünkü. Şu kırmızı. Kırmızı olduğuna pek inanamadım. Biraz pembe gibi rengi. Kırmızımsı, pembemsi. Evet arkadaşlar, bunların hepsini göstermeme gerek yok zaten. Kapağı dışında farklı olanları gösterdim.
Şurada böyle çift yönlü başlık kalemim bu şekilde. Bu arada bu başlık kalemleri ben üniversite sonunda kadar falan gider. Şu sarıya çok açık göstermeme gerek yok. Mavi. Şunu özellikle şu yönüne göstermek istiyorum. Kalınmış. Şurası hem fosforlu kalem hem böyle başlık kalemi. Hepsi aynı zaten. Göstermeye gerek yok. O yüzden öbür sete geçiyorum. Bu arada bunun bantı çıktı. Değiştirdim kendim. Bu şekilde arkadaşlar. Şu dondurma set çok güzel yazıyor. Renkleri falan. Trend yolda almıştık bunu. Bu şekilde mordan başlamak istiyorum. Çok seviyorum moru. Bu şekilde diyor. Renkleri aşırı tatlı. Bu sarı öbürleri gibi belirsiz değil. Güzel bu sarı. Seviyorum. Canlı bir sarı. Sonra yeşil. Bu arkadaşlar kapatırken hızlı kapatırsak dikkat etmemiz gerekiyor. Şey çünkü bazıları böyle falan yapıyor. Ucu kırılıyor. Para boşa gidiyor değil mi? Ben dikkatli kullanıyorum. Böyle en çok maviyi, moru ve pembeyi seviyorum. Renkleri çok tatlı. Evet, turuncu açmadım. Bu şekilde. Evet. 2, 4, 6, evet. 6 tanesini gösterdim. Evet arkadaşlar. Fosfor kalemlerim bu kadar. Arkadaşlar bu fosfor kalemler benim çok işime yarıyor. Böyle maddelerin üstünü çizmekte falan çok işe yarıyor. Böyle süslemelerde falan kullanıyorum bunu da. Sertekten süslemelerinde. Mesela bir işlem yapıyoruz. Kenarında böyle şey yapıyorum. Çok güzel oluyor. Şık duruyor. Şöyle. Bunlar Bülent teyzemden gelmişti arkadaşlar. Şu set halinde. Şu kalem de vardı. İçinde nerede? Evet. Bu. Bir de bu da vardı. Şu silgiyi ben kapladım. Bu şekilde. Ha şu uçta vardı. Ben buna renkli bat yapıştırdım. Bu şekilde bu uçta vardı. Evet. Routing'si. Markası Routing'di. Evet, bu rantik seti. Bu da şöyle bir kalem arkadaşlar. Böyle içine pullaşma oluyor. Burası da açılıyor. Asıl sihri bu. Ve şeyler dökülüyor ama şimdi dökmeyelim. Zor toplanıyor. Evet, rengi. Şu lacivert miydi neydi? Evet, lacivert bunun rengi. Normal imzal kalemi biliyor musun? Böyle. Şuna jel kalem deniyor arkadaşlar. Bu şekilde rengi çok tatlı bir pembe. Burasına ben sticker yapıştırdım. Duramadım elbette. Normal. Evet şurada bir Ayzubi'de almıştık. Böyle çok yönlü bir kalem. Çok kullanışlı. Yanında bir sürü kalem taşımaktansa. Bu şekilde mesela yeşil kullanmak istiyorsun. Böyle indiriyorsun çıkıyor. Bu şekilde. Mesela kırmızıyı kullanmak istiyorsun. Önce böyle basıyorsun. Sonra tekrar basıyorsun. Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi bu şekilde. Çok tatlı. Bunu da buradan çıkarabiliyoruz. Evet. Başka hayaller takabiliyoruz. O açıdan da kumaşlı. Siyah da var. Evet. Arkadaşlar başlık kalemlerim bu kadar mı? Evet. Başlık kalemlerim bu kadar. Bunlar da böyle not kağıtlarım. Böyle kitap okurken falan çok işimize yarıyor. Şunları Bilal ABM'den almıştım. Şunlar sade kağıt. Bunlar bunları da normal kırtasiyeler almıştım. Bunlar böyle jel gibi, plastik gibi. Bunlar daha iyi. Kalitesinden bunlar yani. Evet. Not kağıtlarım bu kadar. En azından evde bulabildiklerim. Arkadaşlar şimdi kalemliklerime geçtim. Bu şekilde. Bu doğum günümde komşumuzdan hediye gelmişti. Keçeli kalem komşumuzun kızından hediye gelmişti. Bu komşumuzdan. Bunu da arkadaşım verdi. Evet bu kalemliğimi göstermem de bu kadar. Şimdi buna geçiyorum. Bu çok çok yönlü bir kalemlik. Buraya paramı koyuyorum ben para götürdüğüm zaman. Buraya da normal kırtasiye malzemelerimi. İçi bez. Bu şekilde cüzdan aslında ama ben kalemlik olarak kullanıyorum. Bunu pek kullanmıyorum. Küçük. İçine çok şey sığmıyor diye. İçine ismimi yazdım bu arada. Evet. Şöyle not defterim arkadaşlar. Arkadaşlar not defterinizi düzenli kullanırsanız çok iyi olur. Ödev şeyiniz için de iyi olur yani. Ortaokulda ödev yapmayanlar eksi veriyorlar çünkü öyle bir iş de var. Bu şekilde burada benim ödevlerim.
Evet, şunlar da 0.7 kalemlerim. Şu hariç bu resim kalemim. Bu şekilde. Kaç? 5B resim kalemim bu. Şu böyle, bu değişik, şuradan basıyor. Değişik bu. Evet, bu da böyle bir kalem. Bu normal, bu şekilde. Evet, bu da böyle bir kalem. Şu arkadaşlar 0.5. Böyle şuradan basmalı yine. Bu da ayıcıklı. Ayrıca almıştık bunu. Markası Globox. Şu an silinmiş biraz ama bu da buradan basmalı. Şu şekilde açacağım var. İçi dolu elbette. Böyle ben bunu sadece resim olduğu günler götürüyorum. Resim dersi görsel olduğu günler. Evet, bu da böyle. Sonra tahta kalemim. Dayanamadım, yine sticker yapıştırdım. Her şeyi bir stickerlamamıyım var benim. Mavi tahta kalemim. Arkadaşlar bunlar da normal yapıştırıcılar. Evet, bu şekilde. Beyaz tutkal bu. Bunlar da arkadaşlar evimizdeydi bizim. Böyle okul için özellikle almadık yani bunları. Bir tek yapıştırıcı bitmişti. Tam okul zamanına denk geldi. Onu aldık. Sonra bu şekilde mavi simimiz. Böyle tuzluklu. Biliyorsunuz zaten, çok tanıtmaya gerek yok. Sonra arkadaşlar bu kadar. Tükenmez kalem kullanınca elbette daksile gerek oluyor. Böyle şerit daksil. Böyle yapıyorsunuz, şey alıyor. Siliniyor. Evet. Sonra arkadaşlar yumurtlayan sevgileniyor buna. Bu şekilde açıyorsunuz. Mesela bunu çıkartıyorsun. Ekleyemiyorum. Arkaya ekliyorsun. Bu çıkıyor. Bunu ben bayağı kullandım. Ekliyorsun, çıkıyor. Bu şekilde. Evet. Annem bunu bana karne hediyesi olarak almıştı arkadaşlar. Böyle mini sticker seti. Bu şekilde. İçinde stickerlar var. Böyle sayfa sayfa. Bunun günlüsü vardı. Nerede onlar? Bulamadım. Şöyle yuvarlak var. Şuraya bakalım. Heh. Burada. Evet, böyle Monday, Tuesday, Wednesday falan günler var İngilizce. Bunlar çok tatlı. Şunlar arma gibi bir şey. Planlayıcı, minik planlayıcılar. Harfler. En çok ben şu U harfini sevdim. Çok tatlı. Bunlar da arkadaşlar hayvanlar. Böyle şeyler. Geziyle ilgili şeyler bunlar. Bunlar da öyle normal sticker. Arkadaşlar bu kadar. Evet. Evet. Bunlar da böyle burç sayfaları. Ben bazılarını kestim. Okula götürdüm. Orada yapıştırdım falan. Bir şeyler oldu. Bu şekilde her burç var. Ben en çok başarı kopardığım için başaklar gözükmüyor. Evet. Bu şekilde. Burç sayfası. Evet arkadaşlar. Bu videom bu kadar. Bugün size bir aydır gösteremediğim, göstermeye çalıştım ama gösteremediğim kırtasiye malzemelerimi gösterdim. Kanalımıza abone olup yorum yazarsanız çok sevinirim. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.